Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine pratik ve nefis bir lezzet olan patates pizzası yapacağız beraber. Bunun için gerekli olan malzemelerin birazını buraya getirdim. Şöyle irice büyük boy bir patatese ihtiyacım var. Kabuğunu soydum, hazırladım. 4-5 adet yeşil biberim var. Yarım sucuğum var. Bir domatesim var. Mısırım var. Sonrasında üstüne ve patatesimin üstüne ve en alt tabanla sermek için kaşar peyniri rendem var. Salçalı bir sos yapacağım ama ilk etapta şu kabuğunu soymuş olduğum patatesimi birer santim aralıklarla iri iri kesmekle işe başlayacağım. Şu şekilde. Yine dediğim gibi pratik ve nefis bir tarif. Atıştırmalık yapabilirsiniz ya da kahvaltılarınızda. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime patateslerimi alacağım. Evet, şu şekilde yerleştirdim. Dilersek patates sayısını, miktarını artırabiliriz. Ben bir adet patates daha soyacağım. Ve onu da bu şekilde tepsime dizeceğim arkadaşlar. Patateslerimin üzerine şu şekilde küçük kesikler atıyorum arkadaşlar. Hepsini bu işlemi devam ettireceğim ve ben patatesimin küçük olan kısımlarını da atmadım zaten. Burada tepsinin bir kenarına yerleştirdim. Dedim onlar da bir şekilde küçük küçük pişerler arada. Evet, şu an sanırım hepsini çizdim. Şimdi biraz küçük bir kaseme sıvı yağ aldım. Fırça yardımıyla üzerine şu şekilde hafif yağlıyorum. Kesikler attım. Patatesin içine yağların girmesini sağlıyorum bu şekilde. Nefis bir tarif arkadaşlar. Yani farklı bir lezzet de diyebiliriz. Patateslerimin üzerine de çok hafiften çok azıcık azıcık tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Patates tuzu sever bilirsiniz. Çok az az. Şimdi patateslerimi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Bir 10 dakika kadar hafif şöyle pişmesi yeterli olacak. Patatesimi fırına verdim. Şimdi diğer malzemelerimi burada hazırlayacağım arkadaşlar. Mümkün olduğunca küçük küçük ince ince biberlerimi doğrayacağım.
Kabuklarını soymuş olduğum domateslerimi de küçük küpler halinde dilimliyorum. İç malzemeyi patateslerimizin üzerine yerleştireceğim için arkadaşlar mümkün olduğunca minik minik doğramaya özen gösterelim. Bu şekilde sucuğumu da küçük küçük kestim arkadaşlar. Yine mısırım var, konserve mısır. Çok azıcık da ben tuz ilave ediyorum. Evet, pizzamın şu anda iç harcı hazır. Şimdi de patates pizzamın sosunu hazırlayacağım. Şu şekilde bir tatlı kaşığı salçamı kaseme aldım. Birazcık karabiber ilave ediyorum. Yine biraz bir çay kaşığı kadar. İki yemek kaşığı kadar da şu şekilde sıvı yağ ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. Malzemeler tamamıyla bir harmanlansın. Özdeşleşsin. Dilerseniz bir diş sarımsakla rendeleyebilirsiniz içine, sosun içine. Ben bir harmanlayayım, sonrasında bir diş sarımsak rendeleyeceğim içine zaten. Evet. Sosun sarımsağın da içine girmesiyle beraber artık hazır. Şimdi hazırlamış olduğum sostan patateslerimin üzerine sürüyorum. Şimdi ilk önce çok azar azar kaşar peyniri yerleştireceğim üstlerine. Sonrasında diğer hazırlamış olduğumuz harçtan
şimdi şu ikide hazırlamış olduğum harcından böyle birer kaşık birer kaşık patateslerin üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Harcımı da patateslerin üzerine yerleştirdim. Son olarak yine üzerine şu şekilde biraz daha kaşar peyniri ilave ediyorum. Biraz sanırım haşlarını çok koydum. Kaşar peynirleri dökülüyor. Patates pizzam şu anda bütün malzemeleri hazır sayılır. Fırına vereceğim. Tekrardan bir 7-8 dakika kadar durması yeterli olacak. Kaşarlar eridikten sonra tekrardan çıkartacağım. Servis için hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patates pizzam pişti. Fırından çıkardım. Bu şekilde servis tabağıma aldım. Sizlere de göstereyim istiyorum. Ya gayet nefis, gayet güzel gözüküyor zaten. Görselden anlayabiliyorsunuzdur. Malzemeleri zaten biliyorsunuz. Tadının da ne kadar nefis olduğunu oradan anlamışsınızdır. Videomun yine sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.